Barınaklarımızda rehabilit ederek alınlıkları ortama bıraktığımız sokak hayvanlarımızın beslenmeleri için genel anlamda 5199 sayılı yasa uyarınca yapmış olduğumuz besleme çalışmalarına ilaveten pandemi süresi boyunca iş yerlerinin açık olmamasından dolayı bu sokakta yaşayan canlarımızın aç kalmalarını önlemek amacıyla her gün düzenli olarak toplama personeli tarafından bu köpek ve kedilerin beslenmeleri sağlanacak. 17 günlük süreç içerisinde merkez ilçelerde 28 adet besleme bölgesi belirledik ve bu bölgelerde her gün düzenli olarak mama dağıtımı ekiplerimiz yapacak. Bunun yanı sıra zaten yerel hayvan koruma görevleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürüttüğümüz besleme işlemleri de aynen devam edilecek. 17 günlük süreç içerisinde yaklaşık 2 ton civarında sadece sokak hayvanlarının bizim ekiplerimiz tarafından yapılacak beslemelerde kullanacağımız miktar, 7 ton civarında ise yerel hayvan koruma görevlerine dağıtacağız ve onlar da bizimle beraber sokakta yaşayan canlarımızı beslemede devam edecekler. Sen çok akıllısın. Fındık. Nasılsın Gülşen abla? İyiyim Zekeriya. Siz nasılsınız? Çok şükür. Hayvanlarla uğraşıyorum işte. Ha, bunları dolduralım. Gel sana. Fındık var, cemşit var, zeytin var, gipsi var, minnoş var, bengay var. Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını besliyoruz şu anda. Şu anda Kefirli'deyiz. Gülşen ablanın, Gülşen teyzenin evinin önündeki kedileri, etraftaki kedileri besledik. Şimdi şu anda Soğucak, Bekir alanı, Gözne, Ayva Gediği tarafına geçeceğim. Şu anda görevimizin başındayız. Sokak hayvanlarını besliyoruz. Şimdi sokağa çıkma yasağı olduğu zaman mama mayın birinden birine geliyor. 4 torba. Kendim de arada vitamin olsun diye süt, yoğurt veriyorum. Besleme konusunda benim mamamı getiriyorlar. Eğer yukarıdaki ekip yüklediyor arabaya, giderken mamam bırakıyor. Arkasından da Hünkar Bey, Seçil Hanım'la hiç ekip bilmeden gidip takip ediyor. Bu kadar güzel. Bir de doktor hanım var, Leyla Yücesoy. O da bakıyor, onun kedisini de kısırlaştırdık. Sokak kedilerine bakıyor ormanın içinde. Ona da veriyorlar mama, o kadar güzel. Bu gelen mamayı daha güzel yiyorlar. Diyorum içine yaş mama gönderin, yavrular yiyemiyor. Hemen gönderiyorlar. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Barınak çok disiplinli, çok iyi takip ediyor. Allah onu başımızdan esmesin Vahap Başkanı. Yolu açık olsun. Kırmızı halıların üstünde göreyim. Köyümüzün suyunu aha getirdi. Biz lağım karışık suyu içiyorduk. Hayvanseverlerden buraya bir hayvan kedilerimizi koruyalım diye bir levha istiyorum. Çünkü sapanla çok vuruyorlar. Ayaklarını topal ediyorlar. Bak bu topal işte. Buna pendahılık. Yani. Kızım. Çok tatlı bu ya. Sor. Gel sen de gel.